Sizlerden gelen bir soru vardı. Şöyle diyordu. 10 yıllık evlilikte eşim diyor beni ilgi manyağı olmakla suçluyor. Ben ondan hani benimle biraz ilgilenmesini istediğimde bana diyor ki öncelikle hani ben sana neden ilgileneyim? Hani sen bana ne verdin? Çocuk mu verdin? demiş. O soru için o o, o ilişkide öyle işte sen bana çocuk vermedin, ben sana neden ilgileneyim. bir başka ilişkide belki sizin ilişkinizde eşiniz sizi yani yemek mi yapıyorsun ki? Sen ne yapıyorsun ki? Kendine mi bakıyorsun ki? Hani bir ihtiyacınız var, duygusal bir ihtiyaç. Eşinizin sizinle ilgilenmesi, odağını, dikkatini size vermesi, işte size sürpriz yapması vesaire bir takım beklentileriniz var. Ve bunu ifade ettiğinizde, ya canım işte hani biraz şöyle bir şey yapsak, birlikte şunu yapsak, böyle bir takım işte onunla beraber vakit geçirmek istiyorsunuz, bir şeyler paylaşmak istiyorsunuz ki bu çok normal, normal kıymetli arkadaşlarım. Ama kafanız şurada karışıyor olabilir. Size şunu söyleyebilirler. Kimseden bir şey beklemeyin. İnsan önce kendini sevecek. Bunu biz de burada söyledik. Hatta önce kendini sev başlıklı bir videomuz da var. Doğrudur. İnsan kendisiyle ilgilenmeli. Kimseden bir şey ver beklemeyin. İnsan önce kendine vermeli. Kendinize vermeyi öğrenmelisiniz vesaire vesaire. Evet, bunlar doğru. Ama bazı ihtiyaçlar var ki, bazı şeyler var ki, sadece romantik bir ilişki içinde o ihtiyaçlarımız karşılanabilir. İnsanın kendi kendine verebileceği şeylerin bir sınırı var. Ha, bakın şu var ben kendimi sevmeyi, kendime bakmayı, kendime vermeyi öğrendiğim anda şunu anlıyorum. Bu ihtiyaçlarım ortadan kaybolmuyor. Benim yine sadece bir başkasının bana verebileceği duygusal ihtiyaçlarım var. Sevgiye, ilgiye, özene, dikkate, hatırlanmaya, önemsenmeye, değer verilmeye ihtiyacım var. Bu ihtiyaçlarım ortadan kaybolmuyor. Ama ben kendimi sevmeye başladığımda, kendime vermeye başladığımda şöyle bir farkındalık oluyor. Aa, bu insan bana hak ettiğim özeni, hak ettiğim ilgiyi, değeri vermiyor diyorum ve ben o ilişkiden uzaklaşabiliyorum. Yani ben kendimi sevdiğimde spor yapıyorum, sağlıklı besleniyorum, kendime bakıyorum falan böyle bütün bunları meditasyonumu, farkındalık vesaire hepsini yapıyorum. Ee, istediklerimi yapıyorum, çok güzel kendi değerimi biliyorum. O ihtiyaçlarım arkadaşlar duruyor ama o ihtiyaçlarım bir yere gitmedi. Ha diyorum ki bu kişi, ilişkide olduğum bu kişi, sevgilim, eşim, her kimse bana bu romantik ilişki benim hak ettiğimi bana vermiyor. O zaman çok daha kolay diyorum ki o insanın manipülasyonları, suçlamaları benim aklımla dalga geçmeleri falan onlara kanmıyorum. İşte sen ilgi manyasın diyor bakıyorum. Ne diyorsun diyorum yani bay bay diyebiliyorum. Senin de taleplerin bitmiyor. En doğal duygusal ihtiyaçlarım için talepkar olmakla suçlanıyorsam ben orada kötülüğe maruz kalıyorumdur. Benim ihtiyaçlarım çok normal. Yani duygusal ihtiyaçlarınız için ya beni hatırlasan, bir sürpriz yapsan hani bir çiçek alsan filan gibi Böyle duygusal ihtiyaçlarınız üzerine dikkate ihtiyacınız olduğu için suçlanmak, karnım acıktı, üşüdüm, susadım dediğiniz için suçlanmakla aynı şey. Çünkü insan duygusal bir varlık, duygusal ihtiyaçlarımız var, ruhsal bir varlık, ruhsal ihtiyaçlarımız var ve bedenen ihtiyaçlarımız var. Ben acıktım, sana durup durup acıkıyorsun. Susadım. Ne daha yeni su içtim. <laughs> Acıktıysam acıktım, üşüdüysem üşüdüm, susadıysam susadım. Bunlar benim bedensel olarak yoruldum, uykum geldi. Uykum geldi. Buna hakkım var. Uyumaya hakkım var, yorulmaya hakkım var, susamaya, acıkmaya hakkım var. Ve ben kendimi sevdikçe, kendimle ilgilendikçe hem fiziksel ihtiyaçlarımın farkına varıyorum. Aa diyorum, meyve yemeye ihtiyacım var. Diyorum ki canım şunu çekiyor. Canımın neyi çektiğini fark etmeye başlarım. Kendimi sevmeye başladığımda, aa evet, benim evet böyle bağırsaklarımla bağlantı kurarım. Tekrar midemle bağlantı kurarım. Sırtımla, belimle. Derim ki benim şimdi biraz uzanmam lazım. Benim şimdi bir kahve içmem lazım benim dinlenmem lazım. Yani kendimizi sevmeye, kendimizi ilgilenmeye başladığımızda kıymetli arkadaşlarım bütün ihtiyaçlarım orada duruyor. Ama diyorum ya bu ihtiyaçlarıma saygı duymayan insanları çok daha kolay fark ediyorum. Ve diyorum ki ben bunu hak etmiyorum diyorum. Neyi hak ettiğimi, neyi istediğimi, istemediğimi biliyorum. <laughs> Hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz kıymetli arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bu arada benim, be, benim şu an bir yudum kahve içmeye ihtiyacım var kahvelerimizden alalım sakin sakin derin derin deneyimin bilginin içimizde işlemesine izin verelim ona da ona da lütfen dikkat edelim farkındalık dediğimiz şey, şey bu zaten hani e, bir şeylerin <laughs> zihnimizde oturmaması e, sürekli sıklıkla öğrendiğimiz şeyleri unutmamız ya da hiç bilmiyor gibi davranmamız ee, sürekli başa dönmemiz ve hani ve bir daire çiziyormuşuz gibi gelmesinin e, sebebi de bu deneyimin derinleşmesine izin vermemek. Böyle hep izin verin içinize işlesin. Ee, bir iş yaptınız, temizlik yaptınız, bir şey yaptınız böyle geçin karşısına alın kahvenizi böyle bakın güzel oldu dediğin Yani oturun onun tadını çıkarın. Hani orada temizlik bitti, yemeğe yemek bitti, şuna o bitti, buna bu bitti, şuna filan böyle koştur 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 değil. Çocuğu okuldan aldınız böyle çocuğu e, ne güzel okuldan aldım harika ödevini yaptırdım. Şimdi bir kek yaptım, şimdi işe gittim, oh işten geldim, oh ayaklarımı uzattım. Yani deneyimin içinizde derinleşmesine izin verin. Şimdi ve şunu unutmayın kıymetli arkadaşlarım. Sizin bir duygusal ihtiyacınız var. İşte eşinizden ilgi bekliyorsunuz ve bir daha altını çizelim. Bazı ihtiyaçlar sadece romantik bir ilişki içinde karşılanabilir. Komşunuz size onu verir, arkadaşınız o başka bir şey ama romantik ilişkilerde romantik ilişkilerin yerini bu tutmaz. Ee, orada karşılanacak başka ihtiyaçlarımız var. Ee, hani ve bunun için utanmaya gerek yok. Yani ihtiyaç sahibi olduğumuz için e, utanmaya gerek yok. Önemli olan bunun farkına varmak. Eğer birisi eşiniz sevgiliniz size e, ihtiyaç duyduğunuz ve bunu ifade ettiğiniz için sizi talepkarlıkla suçluyorsa bilin ki aslında onun size bir şey verecek duygusal kapasitesi yok. Hani duygusal kapasitesi olmayan insanlar yani size verecek ilgisi yok size verecek böyle bir gücü yok yani e, yok o onda ha şey gibi düşünün maddi dünyadaki gibi düşünün hani bir şey istiyorsunuz eşinizden ama maddi kapasitesi ona uygun değil ne demesi lazım e, yani buna paramız yok demesi lazım bu ay bunu alamayız hani bunun önümüzdeki ay hatta bunu belki hiç biz, yani maddi kapasiten buna yetmiyor demesi gerekiyor değil mi duygusal dünyada da böyle. Peki nerede bu insanların duygusal kapasiteleri neden yani olamıyor? Neden sizin ihtiyaçlarınızı karşısında paniğe kapılıyor? Evet aynen olan şey bu. Siz bir şey istiyorsunuz ve sizin duygusal ihtiyaçlarınız karşınız, karşısında eşiniz büyük ihtimalle paniğe kapılıyor. Kendisini yetersiz hissediyor. Çünkü sizin talepleriniz, sizin ihtiyaçlarınız. Talep değil mi? Talep çirkin bir kelime. Yani bu talep değil. zaten bir ilişkide olması gereken bir alver ver -ver. Al ver vardır tamam? Yani bir kadın erkek arasında zaten hani o ilişkinin gereği bir duygusal alışveriş olması lazım. Bir duygusal ilişki olması lazım ve sizin duygusal ihtiyaçlarınız karşısında eşiniz paniğe kapılıyor ve kendisini yetersiz hissediyor olabilir. Çünkü sizin duygusal ihtiyaçlarınız ona çok büyük ihtimal. Tabii bu çok ayrı bir video konusu. Ben notlarımı daldım da ama hani bunu burada çok kısa söyleyeceğim. Çok ayrı bir video konusu. Sizin o beklentileriniz haklı beklentileriniz bu arada. Ne yaparsa yapsın sevgisini. Çünkü okuyorum, yazdım çünkü ne yaparsa yapsın sevgisini alamadığı annesiyle olan ilişkisini hatırlatıyordur ve büyük ihtimal tüm enerjisini de o ilişkide harcamıştır ve ne yazık ki hala da harcıyordur. Yazdığım için buradan okumak istedim. Şimdi üzerinden bir daha geçelim. bunu yazılı olarak da paylaşacağım web sitemizde ya da bu yazıyı bilmiyorum duyururum zaten. Ya da burada açıklamalar kısmında yazı olduğu gibi de eklerim. öyle olduğunda bu duygusal kapasitesi bu çok eski videolardan bir tanesini şey yapmıştım, anlatmıştım. Eee bu tabi erkeğin psikolojisi dediğim gibi o değil hani bu, bu önemli de değil hani e, eşiniz o enerjiyi nereye harcıyor da neden size kalmıyor da nerede tükendi de nerede hayal kırıklığına uğradı çünkü e, çok eskilerden bir videodu adını bulsam keşke ama neyse kısaca burada da söyleyeyim ee, ana oğul ilişkileri değil meselemiz. Mutla, muhtemelen böyle bir video var da şu an baş, inanın ki hatırlamıyorum. Keşke hayat bilgisi oynatma listesini düzenlerken hani birazcık daha organize olabilseydi. Böyle birazcık biliyorsunuz o video YouTube'un başlama hikayesinde. ve çok değerli toplu yapamadık bunu. Ha, Mavi Oda çok değerli toplu. Sınırlar eğitimi çok değerli toplu. Hani birkaç çocuk, çocuklar okul başarısı vesaire böyle oynatma listesi var. Vicdan gibi konular ama hayat bilgisi biraz karışık. Kısaca bahsedeyim. Ee, anne oğul ilişkisi e, karmaşık bir ilişki. Ü üzerine çok hani kısacık söyleyeyim, derinliği olmayacak burada da. E annenin bir çaresizliği var. Anne kendi eşiyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyor ve eşinden alamadığı ne varsa duygusal ihtiyaçları oğlundan almaya başlıyor ve o erkek çocuğu, küçük çocuk annesini mutlu etmeye çalışıyor ama edemiyor tabii ki. Yani annesi yine mutsuz çünkü annesini mutlu edemez ki 8, 10, 12 yaşında bir çocuk annesini ne kadar mutlu edebilir? Annesi yine üzülüyor, yine ağlıyor, yine annesi şiddet görüyor. Annesi bir türlü ayağa kalkamıyor ve o küçük çocuk annesinin kahramanı olmak istiyor. Elinden geleni yapıyor, 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 yapıyor. Ama yapamaz. Çünkü sadece babası yapabilir. O yapamaz. Ve dolayısıyla da duygusal kapasitesi, duygusal kaynakları annesiyle olan ilişkisinde tükeniyor. Ve tükendi ve hala da o ilişki devam ediyorsa, o anne her gün oğlunu arıyorsa, bakın şu sorunun cevabını verebiliriz. Böyle de bir soru da vardı. Kayınvalidem eşimi her gün arıyor. Normal mi değil mi? Normal değil. Bir annenin, kız annesi, erkek annesi fark etmez. Her gün çocuğunu araması normal değil. İki günde bir araması normal değil. Sürekli aramasın, yani üç günde bir araması da bence normal değil. Yani... Çünkü her aradı bak merak eder arar kısaca bir konuşur kapatır ama sürekli olarak eşiniz işte arıyorsa ve eşiniz ona rapor veriyorsa ve hala orada o annenin oğlundan bir beslenmesi varsa zaten size bir şey kalmıyor. Hani 100 birimlik bir şey var kart var 90'ını kayınvalideniz kullanıyor hatta bazen 100 birimlik bir şey var 100'ün eşiniz orada eksi bakiye geçiyor size bir şey kalmıyor. Sevgili kayınvalideler şunu söyleyeyim lütfen oğlunuzu evli yetişkin oğlunuzu ya da ilişkisi olan evli olmasına da gerek yok her gün aramayın. Ne yapıyorsun diye seni merak ettim. Kontrol ettim. İyi misin? Sesini duymak. Gerek yok. O isterse sizi arar. Anne demek güvenlikli bir liman. İhtiyacı olduğunda aranabilen insan olun. Yani böyle yük olmayın. O duygusal yük. Tabii derin mevzular dediğim gibi. Çok kısa anlatıyorum. Sağ sola hani aramızda yeni katılanlar varsa sağa sola da oğlu olanlar vardır. Bunu yapan da sizi suçlamak için söylemiyorum ama kıymetli arkadaşlarım yapmayın. Yani benim de yetişkin oğlum var. Sizi çok iyi anlıyorum. Anlamıyor değilim. Eee... Yapmayın, yapmamamız lazım. Yani ben yapmıyorum şahsen. Sen yapıyor musun? Yapmıyorum. Yapmamak için de çaba harcıyorum. çünkü insan ne istiyor? Çocuğu mutlu olsun istiyor. Siz ilişkisi olan yetişkin evladınızı, erkek evladınızı sürekli aradığınızda ona zarar veriyorsunuz. iyilik yapmıyorsunuz. Ama çok mutlu oluyor beni aradığımda. Ne desin? Mutsuz oluyorum mu desin? Ha, neyse yapmayın. Yani bırakın onlar hayatlarına gitsinler. İşlerini yani enerjilerini ona harcasınlar. Eşlerine versinler mutlu olsunlar eşleri de onlara versin İnanın bir kaynak kalmıyor ve bir ve bir kaynak başında kavga ediliyor neyse bunları biz daha öncelerde de konuşmuş olabiliriz ve eşiniz sevgiliniz size şunu da söyleyebilir sen bana ne verdin ki filan gibi suçlamalarda bunlar da çok büyük haksızlık Peki ne olması lazım? Bu yetişkin erkek insanın, bu yetişkin insanın şunu söylemesi gerekiyor. Yani benim bir yerlerde kapasitem. Yani maddi dünyada da böyle ya. Ya benim neden param yok yani? Benim neden param yok? Ben neden nasıl daha fazla para kazanabilirim? Ben neden konsantre olamıyorum? Yani insan kendi kaynaklarını kontrol etmeli. Ha zaten ben e, Şimdi siz bir suçlamaya maruz kalıyorsun. Talepkarlık, işte ilgi açlığı, ilgi manyaklığı, doymayan bilmem neler tatminsizlikle falan suçlanıyorsunuz ya. Madem siz bu kadar kötüsünüz ama karşınızdaki insan da sürekli sizinle o ilişkide kalmaya devam ediyor. E, gitmesi lazım o zaman. Hem kalacak hem suçlayacak. Hani burada sizin mağdur olduğunuzun ya da sizin beklentilerinizde son derece haklı olduğunuzun göstergesi şu. Karşınızdaki kişi sizi bir sebeple hem sürekli suçluyor ...şiddet uyguluyor, duygusal ya da fiziksel şiddet uyguluyor... ...ama ısrarla da o ilişkide kalıyorsa... E ...demek ki yalan. Çünkü doğru olsa... ...çünkü biliyor. Onun kapasitesi yok. Ve bir başka insanla beraber olduğunda... ...belki o, o hiç katlanmayacak, onu. onu da biliyor. İnsan kendini biliyor. İnsan kendini bilmeli. Bilmiyorsa da onun yine kendi sorunu. Siz öğretemezsiniz. Böyle size bir merhaba diyeyim dedim. E, bu soruyu cevaplayayım dedim. Konumuz şu... E, başlık ne başlık atacağımı da bilmiyorum. Şunu söyleyenler olduğunda da işte ilgi beklemeyin kendi insan kendisi ilgilenmeli falan onu da söyledik değil mi? Yani evet kendim yani bazı ihtiyaçlar kıymetli arkadaşlarım yani birinin bana değer verdiğini hissetmem lazım. Birinin gözünde önemli olduğumu ciddiye alındığımı hissetmem lazım. Çünkü sevginin öğeleri bunlar. Sevginin ee, sevgi dediğimiz şey nedir birinin beni kale alması kale alınmıyorsam önemsenmiyorsam o kişi bana dikkatini vermiyorsa ki bence sevginin en önemli öğesi bu birinin bana dikkatini vermesi lazım ama o dikkati çalmışlar eşimin dikkatini çalmışlar kim çalmış en başta kendi annesi çalmış kendi kız kardeşi birilerine gitmiş o dikkat bana gelmemiş benim buna ihtiyacım var. Evet ben kendime dikkat ediyorum. Kendime özen gösteriyorum. Yediğime, içtiğime, sağlığıma, beynimi besliyorum. Aklımı videolar izliyorum, kitaplar okuyorum, eğitimlere, ruhumu besliyorum. Manevi manevi gelişimimi önemsiyorum. Yapıyorum ben bunları. Ama insan toplumsal bir varlık. Biz sürü halinde yaşıyoruz. Yani toplumsal değil. diğer insanlardan almam gerekenler var. Al ver çok önemli. İlişki dediğimiz şey alışveriş içermelidir. Her ilişki alışveriş içermelidir. Ticari olduğu için değil. Özü bu. Tanımı bir ilişkinin tanımı bu. Ve ben birisiyle e, ilişkide var olabiliyorum, ilişki içinde var olabiliyorum. Ben tek başıma kapatayım kendimi, e, böyle videolar, kitaplar falan öyle bir öyle bir şey yok. Ve e, evet ben bunu hak ediyorum ve bunu hak ettiğim için de e, kimse beni küçümseyemez. E, bunu hak ettiğim için de kimse e, bunu istediğim için de ne, neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Biraz, neyse biraz karışık dağınık mı oldu? E, evet. Sen ne veriyorsun ki? Sen ne verdin ki? E vermiyorsam git o zaman. Gitmiyorsun. Bir şey vermiyorsam. Sen ne verdin ki? Çocuk bu verdin ki? Yemek mi yaptın ki? Temizlik. Böyle, böyle bir sürü şey. Şeyler. Hayır bunu hak etmiyorsunuz ya. Çok sıcak oldu birden. 25 Eylül bugün. Kapı pencere kapalı olunca bayağı sıcak oluyor. Ben de her videoda sıcak oluyor diye şikayet ettim herhalde. Kıymetli arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.